Sayın seyirciler, haftanın son iş gününde piyasalardan da notları alalım. Telefon attığımızda ALB Menkul analistlerinden Rıdvan Baştürk hattımızda. Sayın Baştürk, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Bugün haftanın son iş günündeyiz. Neler söylersiniz piyasalara ilişkin, alalım sizden hemen. Tabii ki bugün hafta başından bu yana piyasalar tarafından dikkatle bekleniyordu. Yakından takip edilecek bir gündü. Çünkü neden? Amerika tarafında istihdam piyasası verileri açıklandı. Tabii baktığımız zaman Fed'in faiz artırım sürecinde sürekli baz alacağız dediği, dikkat edeceğiz dediği, bu verilere göre faiz artırımı yapabilir dediği verilerden biri istihdam piyasası verileri. Tabii bu verilerin içerisinde tarım işi istihdam, işsizlik oranı ve saatlik ortalama kazançlar verisi dahil olmakta. Bugünkü verilere baktığımızda tarım işi istihdam verisinin gayet iyi açıklandığını görüyoruz. Beklentisi 226 binken gerçekleşen rakam 280 bin. Diğer taraftan ortalama saatlik kazançlar verisi de aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde geldi. Burada bir süredir zaten yukarı yönlü bir eğilim var. Bu da yine Fed'in odaklandığı verilerden biri. Tek bir olumsuzluk sayabiliriz ama bunun çok ciddi olduğunu düşünmüyorum. Ben işsizlik oranı %5.4'ten %5.5'e yükseldi. Bunun en azından fiyatlamanın üzerinde çok da negatif bir etkisi olduğunu görmedik. Zaten olmaması da bekleniyor. Tabii bu kapsamda baktığımızda doların değer kazanması işten bile değildi. Çünkü tarım işi istihdam verisi beklentinin üzerinde geldi. Oldukça iyi bir rakam. Bu sebepten dolayı da doların global bazda değerlendiği bir gün olduğunu gördük. Tabii içeriki tarafa baktığımızda, yani kur tarafına baktığımızda ise bugün çok sert fiyat hareketlerinin olduğunu görüyoruz. Dün bilindiği üzere 2.70 seviyesine yükselen bir kur vardı. Ancak 2.70'den gelen kar satışları ile birlikte en azından bugün veri öncesine kadar 2.65-60'lara kadar gevşedi. Veri ile birlikte tekrardan alındı. Veri sonrası, yani yaklaşık bir saat sonrasında ise ABD endeksleri açılması ile birlikte gelen kar satışları yine burada etkili oldu. Tabi burada önemli bir nokta var. Malum 7 Haziran genel seçimleri. Bu seçimler varken tabii ki de hiçbir yatırımcı seçime açık pozisyonda girme riskini göze alamayacağı için yukarı yönlü, yani diplerden alınan dolar TL'ler yukarı yönlü hareketlerle birlikte kar rezervasyonları ile birlikte pozisyon kapatmalar geliyor. O yüzden bugün verileri çok iyi gelmesine rağmen en azından veri öncesi seviyelerde kaldığımızı söyleyebiliriz evet. Burada. Tabii ki de artık genel seçimleri bekliyoruz. Aylardır konuşuluyor. Göreceğiz artık. Pazar gününe çok az kaldı. Evet. Tabii seçim sonuçlarına göre oldukça hareketli bir piyasa göreceğizdir. O yüzden şu an en azından teknik seviye veya olasılıkları konuşmak yerine seçim sonuçlarını gördükten sonra yorum yapmak en mantıklı olacak. Sayın Baştürk, çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. İyi akşamlar diliyoruz size.